Davul imalatına, davulum benim bir gün patlamıştı. O davulu yaptırmak için usta aradım ve usta bulamadım. Ondan sonra kendim yapmaya denedim ve baktım güzel de oldu. Yapıyorsunuz. Ya aşağı yukarı 20-25 senedir davul çalıyorum. 3 seneden beri de kendim yapmaya Evet, başladım. bunu nerede yapıyorsunuz? Bunu genellikle evimde yapıyorum yani. Evimde yapmak zorundayım çünkü dükkanım yok. Balkonumda, evimin balkonunda. Hanım da çay demliyor bana. O şekilde yapıyorum yani. Ramazan'da köylerimiz var. Köylerimizde davul adetlerimiz var. Bursa'mızda da var. Sadece bu işi davul çalmayı Ramazan'da yapan arkadaşlar da var. Onun için onların tamiratlarını yapıyorum. Para da almıyorum bu işten. Ondan sonra müzisyen arkadaşlarımız var. Ya benim davul da yapar mısın diyen oldu bana. Ben de yaptım ve fevkalade de güzel bir davul çıktı. Tonları da güzel oldu. Ya bu şekilde hem herkesin işini görüyorum yani arkadaşların işini görüyorum. Hem de kendim davulumu kendim yapmış oluyorum yani. Bir davul. Ya en iyi davul ceviz ağacından olur. Ondan sonra eskiden keçi derisi, oğlak derisi falan yapılıyordu. Artık onlar kalmadı. Kalmamasının sebebi de bu plastikler var. Şimdi bizim biz polyester diye söylediğimiz plastik malzeme var. O plastiklerle yapıyoruz. Hem yani yağmurdan ve sıcaktan korunduğu için, problem olmadığı için onları kullanıyoruz. Öyle yani. Bu işlemlerim. Ya çok zevkli bir iş. Ben kendim aşağı yukarı 20 sene davul çaldım. 20 sene içinde davul yapmamışım. Hayret ediyorum kendime yani. Niye yapmadım diye de yani hayret içindeyim şu anda. Çünkü neden? 3 seneden beri davul yapıyorum. Eğer insan kendi çaldığı enstrümanı kendisi yapabilirse daha güzel oluyormuş. Onun ben farkına vardım. Tonunu, boyunu, davulun ağacını istediğin şekilde kendin seçebiliyorsun yani. Çok güzel bir duygu. Bunu herkes de öğrenebilir.